Melis'e test falan mı yapılıyor? Yok. Odasında dinleniyor. Nerede dinleniyor? Odasında. Hani şu İpek Hanım'ın girmenize izin vermediyordu. Odasına baktım. Odasında değil. Çantası da odasında değil. Sakın babası kızımı alıp da götürmüş olmasın. Güvenli yara. Arkadaşlar, 6 yaşında küçük bir kız babasıyla beraber. Gördünüz mü? Hemşire hanım. Küçük bir kız sarışın babasıyla beraber 6 yaşında. Gördünüz mü hiç burada? Görmediniz mi? Pardon. 6 yaşında babasıyla beraber sarışın küçük bir kız. Burada hiç gördünüz mü alt katta falan? Nasıl görünebiliriz ya? Pardon, 6 yaşında babasıyla küçük bir kız. Görme. Yardım edin! Yardım edin! Hemen seni de göndersinler buraya, çabuk! Ama hareket edemiyorum. Nasıl olduğunu anlamadım. Sadece başka doktora gösterecektim. İyi görünüyordu ama sonra kas katı kesildi. Kaslarındaki katılık nörolojik bir hastalığa bağlı olabilir. Nöroaksonal distrofi olabilir. Bu yaştaki çocuklarda çok sık görülür. Karaciğeri iflas etmeye başladı. Hiçbir distrofi böyle tepki vermez. Yani metronidazol değil mi? Muhteşem fikir metronidazol. Geniş spektrumlu antibiyotik vermeyelim. Kızcağızın hiç iyileşme şansı kalmasın. Ateş dündündür bugün bugün diyen sen değil misin? Vakaya odaklanır mısın? Odaklanamıyorum. Çok fazla ağrım var. Odaklanamıyorum. Sen de uzlaşalım diyordun. Gel uzlaşalım hadi. Ver haplarımı. Ben de vakaya odaklanayım. Kas sertliği ve karaciğer tutulumunun olması Wilson hastalığı olduğuna işaret olabilir. Wilson olamaz. Zihinsel bir sorun gözlemlemedik. Korneye bulgusu da yok. O zaman sorun ne? Sorun benim ağrılarım. Daha fazla hapa ihtiyacım var. Ateş, sana makul dozda haplar veriyoruz zaten. Makul ne? Lütfen biraz sakin olur musun? Bağırmayı bırak. Yani bu yüksek ses kızın anksiyetesini tetikliyor. Bak, ağrım olmadığını düşünüyorsan o zaman bana hiç hap verme. Ne bu böyle? Bir, iki saatte bir aspirin içelim daha iyi. Ateş, tamam, seni anlıyorum. Acı çektiğini de anlıyorum ama sana daha fazla hap veremem. Yani reçeteli hap veremem. Git istediğin kadar aspirin iç. Hanginiz kıza aspirin verdi? Ne aspirini? Kızınızda Reye sendromu olabilir. Bunun için aspirin almış olması gerekiyor. Demir. Yok artık ya. Prospektüs okumadan çocuğa ilaç verecek değilim ben. Demir, doğru söyle. Bak, kızmayacağım. Sadece kızımın iyi olmasını istiyorum. Yalan söylüyor. Kızacak. Kızın durumu daha kötüye giderse daha da fazla kızacak. Ben aspirin falan vermedim. Bak, tek bir aspirin bile yeter. Zaten var olan enfeksiyonu atak tetiklemek için tek bir aspirin alması yeter. Ya bakmayın bana öyle. Ben aspirin falan vermedim. Ya vallahi vermedim. Ben inandım vallahi diyor. Peki hastaneye yatmadan önceki gece Melis neredeydi? Bendeydi. Ama benim dışarı çıkmam gerekti. Yani Özlem'e bıraktım. Özlem kim ya? Sen nereye çıktın? Seni ilgilendirmez. Nasıl beni ilgilendirmez ya? Sen çık dışarılarda gez toz. Demir, ne gezip tozması ya? O zaman ne halt etmeye benim kızımı zehirlenmesi için birine emanet ediyorsun? Dışarı çıkmam gerekti. Ayrıca Özlem de 15 yaşında sorumluluk sahibi genç bir kız. Bir dakika, hangi Özlem'den bahsediyoruz? 15 yaşında eczacı olan Özlem'den mi bahsediyoruz? Yoksa karnı ağrıyan küçük bir kıza aspirin veren normal bildiğimiz ergen Özlem'den mi bahsediyoruz? Sen de kızına hemen karbon hemoperfüzyon başla. İyi de Özlem'in ne diyeceğini dinleyelim. Ne diyecek? Belli ne diyeceği. Sıyırmaya çalışacak işten kendini. Hadi. Hadi. Ver ilaçları. Thank you.
Benimle sen mi ilgileneceksin? Evet, senin sağlığınla ben ilgileneceğim. Bu makine ne işe yarıyor? Bu makine hemodiyaliz makinesi. Biraz karmaşık değil mi? Şöyle anlatayım. Şimdi bu makineyle senin kanını temizliyoruz biz. Bu borular var ya. Buradan kanın geçiyor. İçeride bir filtre var. Oradan temizleniyor ve tekrar sana veriliyor. Akvaryum gibi düşün. Onların da içinde filtreler var ya, hatırladın mı? Onun gibi işte. Korkuyorum. Korkmakta çok haklısın. Ama senden bir ricam var. Bana güvenmeni istiyorum. Tamam mı? Çünkü canın hiç yanmayacak. Hepsi bu kadar. Sadece sürekli yatmak zorunda olduğun için sıkılabilirsin. O kadar. Ama birbirlerinden nefret ediyorlar. Sen söylesen olmaz mı? Barışsalar olmaz mı? Anne ve babaların kararlarına karışamayız Melis. Yoksa artık benim hiç ailem olmayacak mı? Tabii ki ailen olacak. Ama yetişkinlerin bazen nerede ne yapacağı belli olmaz. Karmaşık hayatlarımız var bizim. O yüzden sen şimdi o güzel kafanı bunlarla yorma, tamam mı? Her şeyi olduğunda düşünürüz. Dört kere üç. Dört kere üç. 12. Beş kere beş. 25. Altı kere altı. Nasıl gidiyor bakalım? Sıkıcı. Sıkıcı mı? Ama ben sana söylemiştim sıkıcı olacağını, değil mi? Çarpım tablosundayız. Çarpım tablosu mu? Gerçekten mi? Nöroloji pek ilgisini çekmedi. Durumu nasıl? İyi. 5 dakika önce, ondan önce de 15 dakika önce sorduğunuz gibi stabil. Aa, canım acıyor. Aa, canım acıyor. Neden acıyor? Aa, acıyor, kolum acıyor. Hemen ameliyathaneye ara. Canım acıyor. Tamam tatlım, geçecek. Biliyorum. Buldum. Fatih'i buldum. Zeki, çocuk yanıyor şu anda. Bir saniye. Ateşi çok yüksek Mehmet Ali. Neredeyse aldım. Soğutucu battaniyeyi getir. Hemen getiriyorum. Ameliyathanede nasıl buz torbası olmaz? Fatih'i tamamen aldım. Dikişe başlayın. Buz torbası Buse'yi düşürmeye yetmez. Soğuk battaniye lazım. Acilde zincirleme kaza olmuş. Bütün battaniyeler kullanılıyor. Kızın durumu nasıl? Karbon hemoperfüzyon sırasında kanını inceltmek için yüksek miktarda heparin verildi. Hocam, trombositlerinin düşmesine bu sebep olmuş olabilir. Sanmıyorum. Pek olası değil yani. Karbon heparin hiç onu absorbe etmiş olmalı.
Hem buraya geldiğinden beri solgun gözüküyor. Kansız sanki. Bence hastalığı bir kan hastalığı olmalı hocam. Veya başından beri enfeksiyonu tedavi edemedik. Çünkü yeterince ilaç vermedik hastaya. Nasıl yani? Başından beri R sendromu olmadığını mı söylüyorsunuz yani? O zaman boş yere kıza acı çektirdik demektir. Evet ama damarında oluşan pıhtı ona verdiğimiz şeye bir tepki olsa bile bunu yapmak zorundaydık. Çektiği acı hocanız şu değil yani. Eyvallah Nişantaşı. Eyvah sen de olmasan. Beni korumana ihtiyacım yok. Benim haplarıma ihtiyacım var. Bu ne be, iki saatte bir çocuğa harçlık verir gibi? Ya tıbbi konularda doktorlardan başkası karar verecekse o zaman sokaktan bir tane tesisatçı çevirelim gelsin. Nasıl onlar da arıza gideriyor? İpek hocam tesisatçı... Nerede İpek, nerede? Kız nerede? Enfeksiyon olduğunu söylemedim mi sana? Ama enfeksiyon tedavi ettik. Ettik, çok ettik. Ne dedim? Geniş spektrumlu antibiyotik kullan dedim. Gittin uydurup bir antibiyotik verdin kıza. Haline bak. İyi ki anne olmamışsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.